Kino olami beixtiyor har birimizni sehrlab oladi. Filmlar dunyosi juda keng mavzu. Har bir filmning o'ziga yarasha sir-asori mavjud. Bugun kino sirlari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida. Matyoqub aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sizni o'sha ilk kinoga kirib kelganingizdagi rolingiz Yulyor Ishmuhammedov filmlaridan birida bo'lgan ekan. Ana shu haqida gaplashamiz. 1980-yil Dahona yoshda kelgan film. Eng birinchi film. Bungacha endi kino to'g'risida o'qiyotgan paytimizda suratga olish maydonchasiga borardik. Ommaviy sahnalarga tushuncha bor bizning kinochilarda. Shunga qatnashi o'sha mashhur atoqli rejissyorimiz Komil Yormatov, Alloh rahmat qilsin, Nodirbegim filmlarini olayotgan paytda o'sha masofga borganmiz, ya'ni ommaviy sahnalarga. O'sha sahnada qatnashish, o'sha kino jarayoniga birinchi marta shunday, u juda katta baxt edi. Undan keyin oradan ancha vaqt o'tdi, vaqt o'tgandan keyin bir qancha filmlar hozir yodimda emas. Yurardik o'zbek filmi atrofida. Shu ikkinchi rejissyorlar, asosiy rejissyorlar bilan tanishsak, endi katta rejissyorlar bilan tanishish lozim yo'q. Biz o'quvchimiz, studentimiz. Qani endi shular bilan tanishsak-ku, hech bo'lmasa ommaviy sahnaga taklif qilishsa, epizodik rol to'g'risida hali o'ylash yo'q umuman. Mana shunaqa jarayon bilan katta bo'lganmiz. Men hozir nimaga bu gapni gapiryapman? Hozirgi yoshlarimiz shuncha imkoniyat berilgan. Chunki mana istasang kino ol deyapti. Olib kel loyihangiz bormi-ki? Keyin hozir juda ko'p gap bo'lyapti. Bizda ikkinchi mutaxassislar yo'q kino degan narsa. Ikkinchi mutaxassis, ya'ni ikkinchi rejissyorlar, ikkinchi operatorlar, vaholanki oliygoh talabalarni bitqizyapti, diplomatlar chiqyapti. Ularning birontasi o'sha aktyorlik fakultetini bitiradiganlari ham, rejissyor fakultetini bitirgan birontasi kelib, "Ke ukam, mana men ommaviy sahnada chiqqan, yo ommaviyni qo'yver, epizod rolni o'ynaganse, yo men boshqa o'ynashim kerak edi." Yo bo'lmasa o'sha rejissyorlarimizga, bo'lajak rejissyorlarga kelay, men bitta ikkinchi rejissyor bo'lib ishlagim ukam, yo bo'lmasa assistent rejissyor bo'lib ishlagim, yo men film olishim kerak edi. Assam bu kinoga olish jarayonini boshingda o'tkazmasdan turib, bu qanaqaligini sezmasdan turib, bu institutda bergan ta'lim bu teoriya bu. Buni nazariyasi nuqtai nazardan to'g'ridir, lekin buni amaliyotini o'sha suratga olish maydonchasiga o'tkazish kerak. Mana hozir bizni yoshlarimizda ko'p xatosi mana shundan iborat. Biz yalinib yotvorib borardik. Qani shu ommaviy sahna. Rejissor assistenti bo'lgan Mazmunpa degan opamiz bor edilar, umrlari uzoq bo'lsin, taklif qilib qoldilar. Kecha ommaviy emas, ommaviydan sal kattaroq bir sahna epizodi rol hamda bo'lmaydi endi. Mana shunaqa rol bor, bir ikki kunlik ishinglar bor, bir ikki og'iz so'zi ham bor, faqat syomka Samarqandda bo'ladi. Shunga qanaqa bo'ladi? Men o'sha paytda Samarqandga borish, Samarqandga hali borgan emasman, ko'rgan emasman. Buning ustiga suratga olish maydonchasiga borish. Xullas qalam, sizda Samarqand shahrida hech esimdan chiqmaydi, chunki bir umr muhlatlanib qolgandi hal bizga. Ular suratga olishayotgan paytda meni olib borishdi, olib borishgandan keyin Go'remirda syomka qilishayotgan ekan, bir katta sahnani meni olib borishdi, olib borgandan keyin Elroqni ko'rib, salagina insonlar qotgandek bo'ldi. Bin Safar degan obraz bor, shuni rolini o'shaning kiyimini kostyumini kiytiringlar. U Dagun Amayev degan artistga, yo'q dedi, o'shanikini kiyintirgin sanda dedi. Mazmunpa, ommaviy sahnaga deganingiz-ku, Mazmunpa desam, yo'q sal undan kattaroq, epizod desam, yo'q epizoddan sal kattaroq. So'zi ko'pmi dedim. Keng etaman, keng etaman, hozir yuring dedi. Olib borib, Elor akam oldiga olib borib, Elor Ishmuhammedov, mana aktyorimizni ko'ring. Qayerdasan? Toshkentdanman. Qayerda ishlaysan? Teatrda. Teatrda ishlaysanmi? Teatr aktyorlari ko'p yaxshi ko'rmasdilar. Bilmayman nimagadir. Xullas qalam, kinoga birinchi qadamim shundan bo'lgan. Bu gapirsangiz gap juda ham ko'p. Endi qanaqa o'ynadim, o'sha birinchi epizodni qanaqa o'ynadim, nima qildim esimda yo'q. Nima qilayotganim xayolimda emas, joyda emas. Undan keyin o'tgandan keyin hazm qilishni boshlaganman. Keyin Elor akaning shunaqa odatlari bor ekan, o'zi kichkina narsa bo'lsa ham, o'sha agar aktyor tortib ketadigan bo'lsa,
Unga o'sha Adilshoh Agashev yo'llar ssenariysi bor. Darro o'sha obrazni yana katta qilishar ekan. O'zi 3 kunga borgan bo'lsam, 10 kun suratga olish maydonchasida ishlaganman. Kinoga endi qadam qo'ygan men de bir yosh aktyor uchun Bulusiga Elor Ishmuhammedov filmida mashnaqangi bir epizoddan katta rol o'ynash bu bilmadi, hozirgi aktyorlarimizga misol uchun o'sha hali Türkiye'ye mi, Bollywood'a mı, onge mi barıp oynayan değil. Bugün de biz için. Şuna kıyayım. Pazar kormayan yigit. Bu televizyonun mahsulatı. Televizyonun en de yine video film alıcı derecesi çıkışken paytıydı. Talip eke, umurlarım uzağa bulsun. Ben güzel kurmak kalemem, böyle istiyorum. Hey, mamleden alayı götürsek için ne görüyorsun? Alayı, benim babam uzun yüzdeki de yiyip içeye götürürüm otam. Alayı otam. Hiç uyarma. Ben şahıdayım sen. Bu bahçeler belki yürüyenin çıkmadık o. Tövbe. Ki ayıp kaldılar. Trol var. Şunu sen oyna bir sen. Boktu dedim. Ben okup oldum. Okudum. Okusam yaşlı yine. Bu şahvaz iyi git eker. Assalamu aleyküm Atakinam. Kesinler. Kim? Teşmişsiz, bakvat mısınız, kalaysız, ha, yakışı mısınız? Abi yamaçlı vali çoğunluk kılacak endi, ha, vatam? Yakışı, çoğu yakışı nasıl vatam? Çoğu terkibi de kafein moddası var. Kafein, adamın miyyesini tozalıydı. Ondan ki çoğu tuyup bir isteyiz, mazaklı telliysiz. Telligenizdeki badandaki butun kubar çıkıp gitti vatam. Oturayım. Bilesin bu şöpayette, ben de hazır buna kalmaz. O şapayette bir haftalar, iki haftalar, bir aylar repetisyon kılınlar. Repetisyon kılınlar, bundan ki suratka alış ki bir günde, misal için bana şu bir saatten aşağı vakit getirdikler bir şey, bir günde o gelmez kalmazsın. Bu kaynatayını aldı, her kıl yaprağını yaparım, beni uyartırıp koyma, iltimas. Korkma, seni kaynatayını aftı oldu eritim. Kızı senge suvarka yakıp koymagen, namer. Başka kere gitti. Bayılmayın. Razı mısın? Razı mı? Boptu dostum. Boptu, sağ ol. İşler diyelim kızı bugün. Onun üstüne partnerlerimiz. Allah rahmetsin, Roşan Salih'i. Diyelim acayip aktörüydü. Suraya Kondi kızı baktı, kendi sorsan beni kimde öyle sorsan, ota? Oy, bu ayetten beri kimliği sizi bilemiyordur ben böyle yiğit. Vay! Şimdi kim biledi, şüphet geçe hazır. TV'nin ekranından düşme yaptı demek. Kayser manada. Yaxshilagan bo'lsak kerak edi. Hatto ki shu video film nomi sizga berilgan taxallusga ham aylangan. Ha, shu. Ha. O'sha paytda teatrda ishlab yurgan paytim bizni to'yga chaqirishmasdi. Mana mana shu video film chiqqandan keyin ertasi bo'lib uni keladi, sizni chaqirishyapti deydi. Qorovullar seni chaqiryapti, qaragini qarasam, aka to'yimiz bor. Yo'q, men to'y ham bilmayman, qilishi. Ya unaqa demang, shundoq borib kelsangiz. Bilasizmi hali qaysi ma'noda o'shandan keyin salatgina ha, demak xalqimizni nazarga tushimizdi. Xalqimizga manzur bo'lgan ish bo'libdi-da. Degan narsa bo'ldi. O'zim ham gap ochib bekitmayman, maqtanmoqda demak-ku. Mana maza qilaman shu video filmni ko'rsam. Haligacha. Ha, o'tagini. O'zingizni o'tga cho'qqa urasiz. Boriga shukr, yaxshimasizlar? Ya, o'ta. Qizomisiz? Biz unaqa odamlardan emasmiz. Yoshingiz ulug' bo'lsa ham, jam sodda demagansiz-a? Men bersen yiyman, ursen o'laman dediğin odamlardan emasman. O'tirgan yerimda ham uyoq-buyoqni tozalab, qimirtislab o'tiraman. Matyoqub aka, sizni o'sha filmografiyangizni kuzatib chiqib, nima deydi, aniq bir narsani ayta olamanki, siz davlat filmlariga nisbatan juda ham ko'plab xususiy studiyalarning filmlarida suratga tushgan ekansiz. To'g'ri. Sabab. Endi buni rejissyorlardan so'rash kerak. Nimaga savol? Men endi o'zim endi biz bilasizmi, aktyorlik kasbi mote kasb bo'ladi. To'g'ri, rol tanlashimiz mumkin, lekin mamamda o'ynayman, bunda o'ynayman deb aytib olmayman. Davlat filmlari o'sha paytda birinchidan kam olingan. Sir emas. Davlat filmlari qachondan boshlab ko'p olinish boshladi? Oxirgi 3 yildan beri. Bundan oldin yiliga 2-3 ta film olinardi. Ja, nari bo'lsa 4 ta film olish mumkin edi. Bu ham ma'lum bir tematik asosda. Bu ham bir ma'lum bir endi bizga mos rol bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Mana endi kinolar hozir suratga olish ko'payib ketdi.
Tilim qursin filmidagi obrazingiz. Hozir ham mana shunaqa choylar bo'lishini istaysizmi? Albatta, agar endi bu endi fantastik film, endi Jahongir Ahmedov o'zini bir o'ylab topgan narsasi. Bu ham xalqimizga qaysidir ma'noda bir manzur bo'lgan bo'lsa kerak. O'tbetga borsam, hozir atrof aka shu choydan yo'qmi deb qo'yishadi. İlahim bizi bu çayga muhtaç kılmasın. Çünkü bizi halkımız tılı bilendirli bir halk. Lekin barbar, Kaysa Cöyre'de bari işletiş gereken, kereyken de koyarsa şu çayda. Bu filmde Kaysa manada halkı uzunca yakın temeli vardı. Halk kaçan sizi işleken mahsulatınızı, işleken filminizi kabul kılardı. Eğer halkı uzunca oylantırırken bir materyali olsa, oylantırırken bir uy hayalları olsa, sizi kıyan işiniz ma'qul bo'ladi. Sizni qilganingiz yo'q edi. Tomoshabin ko'radi shuni. Shuning uchun mana bunda ham ko'tarilgan problemalar, masalan, garchi haligi ba'zi bir kinochilarimiz shaxsiy ustida olingan filmlarni kontaktda deb kesatib qo'yishadi. Kontaktda o'zi meni eng aziz milliy bir timsol hisoblanadi, chunki kontaktaning atrofida o'tiramiz. Kontaktaning atrofida oila yig'iladi. Xuddi shunday shaxsiy studiyalar filmlarida ham oila bilan bemalol mazaxir ko'rib o'tirasiz-da. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda ham mana shu bugungacha yashayapti. Bungacha qancha filmlar olingan. Tilim qursin, hozir ham mana ekran yuzidan tushayotgani yo'q. Juda ko'p savol berishadi. O'zi kino yaxshimi, teatr yaxshimi, o'tiraverasizmi? Rolni ijro qilish kelasi bir, ikkalasida ham hayotiy chiqish uchun o'sha obrazni o'zida o'tkazib gavdalantirish kerak. Lekin kinoda o'ynagan rolingizni qaytadan boshqacha ijro qila olmaysiz. U bir umrga muhrlanib qoladi. Teatrda misolchi bugun spektakl o'ynadingiz. O'ynagan qaysir ma'noda sizga yo bo'lmasa tomoshaga manzur bo'lmadi. Ertaga ana shu spektakl yana qayta o'ynaysiz. O'sha xatoyingizni o'zgartirishingiz mumkin. Takrorlamasingiz mumkin. Kinoda esa buni qila olmaysiz. Mana farq shunda faqat. Matyoqub aka 60dan oshiq kinolarda, video filmlarda rollarni ijro etgan ekansiz, turli obrazlarni yaratgansiz. Siz uchun eng esda qolarlisi qaysi obraz? Bu savolingizga javob berish qiyin, sababiki hammasi bir qadrdonlik qoladi o'zingizga. Men buni yaxshi ko'raman, buni yomon ko'raman, chunki hammasining tagida mehnat yotibdi. Yaxshimi, yomonmi? Tomoshabinga manzurmi, manzur emasmi? Lekin o'zingiz xohlamasdan o'ynagan kinolaringiz bormi siz bunga javob berish mumkin. Bor. Shunaqa ham bo'lgan. Kimdir rayiga qarab, kimdir iltimosiga qarab, keyin xafa bo'lmay qo'yasiz deb. Keyin shu kinoda o'ynaganimga ming afsus nadomat chekkan kunlarim bor. Yo'q, endi hozir nima kerak bor? Ilhaq filmida kastingda qatnashgan ekansiz, lekin birorta rolni ijro etmagan ekansiz. O'tmaganman. Tan olish kerak. O'zi boshida Jahongir Ahmedov rejissyori yaqinda shu film olmoqchiman. Sizga bitta yaxshi rol bor dedi. Qanaqa bu gaplashib yurdik ssenariy yozayotgan paytda. Keyin bilan ozgina bahslashgani joylandi. Mana bu joyi sal bo'lmabdi, mana o'zgartirish kerak, buna qilish kerak Jahongir. Unda ha dedi. Sinovni o'tdik, topshirdik, topshirgandek bo'ldik. Xullas kalom Tohir Saidov o'tdi deyishdi. Jahongir bun tushunmadim man nima desam keyin sizga aytarman dedi. Xafa bo'ldingizmi? Xafa bo'ldim boshida. G'alati bo'lib qoldi man bilan maslahatlashib. Keyin suratga olish ishlari bo'layotgan paytda olib kelib baribir endi hurmat qiladi ustoz deb materialni ko'rsatdi. Man buni ko'ring dedi qanaqa dedi. Ayniqsa Tohir sahnalar juda ham yaxshi. Siz bunu oynamazsınız. Menga ham orden yuboribdilar. Mana. Keyin o'ziga ham aytdim film chiqqanda haqiqatan men birinchidan Tohirdagi o'ynamasdim dedim bu birdim. Undan keyin sani bir raisini men o'ynamasdim. Chunki meni ichki raqamga bu obraz to'g'ri kelmaydi. Siz mana qilib o'ynamasiz hokazo. Endi dedi, o'sha paytda dedi, mani maqsadim butunlay boshqa bo'lgan dedi. Siz ham bilaman maqsadingizni. Siz dedi, o'sha raisi dedi, boshqa bir
yönelişki alıp git kovatı dedi. Çünkü mecbur oldu. Yetamadım başa ezgeli. Mehmet'ten yok, doğru kıpsan dedim. Ama salonu koyasını, salonu alıp film turistiği çünçesini başka tamamen alıp git koyan uzun sevdim. Çünkü benim aktörümendir. Ali Adiyalı uzunki tort vardı dişerdi biz antrenmanda. Adiyalı uzun tort içmez, yani demem. Çünkü o yakarı nasıl bu koyandı bu koyandı. Lakin bu filmde aynen Tohru Said talkını kene bugün. Komediya nafaqat men bütün xalqimiz yaxshi ko'radi. Endi to'g'risi bekitish kerak emas. Afishani qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, komediya bo'ladigan bo'lsa, 3 ta odam tushardi. Oddiy men melodram bo'lgan bo'lsa, 10 ta odam tushardi. Shundan ham bilsa bo'lar, komediyani xalqimiz juda ham yaxshi ko'radi. Shu jumladan men ham shu xalqqa bir bo'lagiman, albatta yaxshi ko'raman. Ijro qilishi ham, ko'rishi ham. Xarakteringizdagi jiddiylikchi. Endi bilasan, bu hayot. Endi hayot bilganingizni ko'rmayman. Men juda ko'p kuzataman. Komediya degan so'z, komediyani ijro qiladigan so'z, yo'mizam komediyada o'ynaydigan aktyor har doim bo'lar bo'lmasga tirjayib kulish kerak emas-ku. Endi kulgili holat bo'lsa kulasiz. Bo'lar bo'lmasga endi men komediya filmda o'ynaganman deb, u yoqqa borib kulsangiz, bu yoqqa borib kulsangiz, buni sizni birinchidan aytayapman-ku, xarakteringizga salbiy baho berish boshlandi. Ikkinchidan ishim key ekranda qilgan ishingiz kulmay qo'yadi. Biz ishimiz bilan kuldiraylik odamlarni. Hayotda gapimiz bilan emas. Ishimiz bilan. Bizni qilgan mahsulotimizdan, bizni yaratgan obrazimizdan, bizni yaratgan filmimizdan odamlar mazza qilib kulsin. Umrlari ziyoda bo'lsin. Prezidentimiz 2018, 2019, 2020, 2021 chiqargan qarorlari, farmoyishlari kino to'g'risida, kino rivojlantirishda. Bu odam shu ish bo'ldi kinochilar uchun. Bu chiqqan qarorlar, bu chiqqan farmoyish kinoimizni butunlay boshqa masofaga, boshqa davrga olib chiqadi. Kinoimiz mana endi bundan keyin olinadigan filmlar men 100% kafolat berib aytishim mumkin. Jahon kino bozoriga darvozasi tepib kiradigan darajadagi filmlar olib boshlanadi. Chunki bu bilasizmi, yaxshi kino olish uchun, yaxshi film qilish uchun tegida yaxshi mablag' bo'lish kerak. Mana bu qarorlar, bu chiqargan farmoyishlar ana shu bog'lar qo'yilgan qo'llarni yechib tashladi. Qaror chiqqaniga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Hozir qo'shni davlatlardan biz ham mana shu o'zbek kinosini loyihalarda qatnashsak bo'ladimi? Biz ham bir g'oyalarimiz bor edi degan taklif. Bu bilasizmi, hali qaysi ma'noda ana bu farmoyishga chiqqan, bu qarorlarga chiqqan katta bir kinochilarning e'tiboridir. Kinochilar o'ylab chiqargan. Men iymonim komil. Jabr sizga 5 yilda, 6 yilda demayman-u, bir 10 yilda O'zbekiston xuddi shu Gollivud, yo'qsa Bollywood kabi bo'lib ketadi deb ayta olmayman-u. Lekin o'sha darajadagi bir markaz, kino markazi, O'rta Osiyo kino markaziga aylanishga 100% kafolat beraman. Men juda ham xohlardim, mana shu oliy oxi shu 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi kursdagi talabalari kirib kelishlarini, magistrantlar kirib kelishlarini, o'sha ijodga olayotgan, suratga olayotgan ijodxonaga kirib kelishlarini, u eshikni yopsa bu eshikdan, bu eshikni yopsa bu eshikdan kirishlarini xohlardim. O'sha ko'zlarida mana shunaqa ishlamoqchi bo'lgan yoshlarni xohlardim. Bor bular, yo'q emas, lekin juda ham kam oz. Chunki bu qarorlarni ertaga ijrosini bajarish kerak, bu farmoyish ijrosini bular bajaradi. Bular yosin o'tib qoldi. Bular qilish kerak. Men juda ham xohlardim o'sha O'zbekiston aynan mana shu kinochilar diyori O'rta Osiyoni qolaversa sobiq ittifoqi kino markaziga aylanish. Gollivud hamda Bollywood sifatida. Matyoxud aka, sifatingiz uchun rahmat. Men juda ham xohlardim Xarita kanali o'zining yuzi bo'lib qolishini. O'zini bir ana bu kanallardan mana sizlarning kanalinglar, shu yoshlik kanali qaysi mana ajralib turadi. O'zini bir pochirki bor, o'zini bir qaysi mana yuzi bor. Shuning uchun mana shu yuz, mana shu pochirki hech qachon yo'qolmasin. Sizlarga ijodiy barkamol tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu kino sirlari ko'rsatuvi edi. Yoshlar telekanalida. Ko'rishguncha omon bo'ling.